Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahitimiz sonsuz. İstanbul'dayız. Kadıköy'de. Dünyanın en güzel şehrinde. şehrin doğusunu ve batısını iki kıt ayla birbirine bağlayan dünyanın en güzel üç köprüsüyle içinden deniz geçen şehriyle İstanbul'dayız. Birazdan meditasyonumuza başlayacağız. Meditasyonumuza başlamadan önce arkadaşların toplanmalarını bekliyorum. Bu şehre 300 yıl önce Nedim şöyle demiş: Bu şehir İstanbul ki bir misli bahadır, her sengine yekpare acem mülkü fedadır. Ve oh, 60 70 yıl önce bir başka büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı yani Yahya Kemal Şehsuvaroğlu şöyle demiş. Bilirsiniz. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada ama Efsunlu güzellikleri sensin yaradan. Ve şu an ekranda gördüğünüz bu efsunlu güzellikten Revnaklı şehirden çok daha ötesi var. Yağmur başladı. Fark edersiniz zannediyorum rahmet başladı. Ve rahmetin altında yani dökülen bu yağmurun altında yine yağmurun ata babası yağmurun özü denizin ta kendisi var. Gökten denize düşüyor. Aslında onlar denizden göğe çıkanlar. Ve gördüğünüz bu deniz Marmara Denizi anne rahmi. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları soracak olursanız neden bu kadar çok diye Anne rahminde gelişimini tamamlayan bebek dışarı çıkmak için anne karnının kasılıp gevşemesine ihtiyaç var. Madem ki Marmara Denizi anne rahmi. O halde kasılıp gevşeme hareketlerini ile sağlanacak. Deniz tabanındaki fay hatlarıyla. <laughs> Bunları anlamak bizim eğitimimize katılmamış insanlar için zor. Belki de hiçbir şey ifade etmez. ve biz şu an sayımız 41 41 kere maşallah diyerek başlayalım. Bir mağara düşünün. Mağara. İsterseniz bir dağda düşünün. İsterseniz denizin içinde bir mağara. Ne bileyim size yakın kırsal alanda bir mağara. Ya da belki televizyonlarda, sinemalarda, belgesellerde gördüğünüz mağaraları düşünün. Çeşit çeşit mağaralar. Dünya üzerinde yaşayan çeşit çeşit insanlarla özdeş mağaralar. Her mağara bir insan. Ne var mağaralarda? Karanlık. Korku. Bilinmezlik. cehalet, değersizlik, suç, zorbalık, Mağaranın dışına çıktığınızda ne var? gül gülistan gökyüzü beyaz beyaz bulutlar güneş alabildiğine uçsuz mavi gökte ve yerde engin deniz siz nasıl isterseniz Nerede isterseniz oradan izleyiniz. Ve düşünün bir zamanlar mağarada yaşadığınızı ve şimdi de mağaradan kurtuluşunuzu düşünün mağaradan kurtuldunuz ki engin mavi denizi, engin mavi gökyüzünü, beyaz beyaz bulutları, parlak güneşi, yerde çiçeği, çimeni, gülü, gülistanı, bülbülü, Oysa ki mağarada istenmeyen her şey vardı ve bunun farkına varmadan mağaradaki hayatından hala memnun olanlar var. Her beden, her insan bir mağara. Ne mutlu mağarasından çıkan insanlara. Kimler mağarasından çıktı? Kimler mağarasından çıkabilir? Bedenini şöyle 3 metre, 4 metre uzaktan izleyenler mağaradan dışarı çıkabilir. Pek çok insan bedenini bir karış mesafeden görebiliyor. Baktığında ayağını, baldırını, dizini, kalçasını görebiliyor. Ve zannediyor ki üst kısmı yok. Uzaktan bakın bedeninize. 3-4 metre uzaktan. Ayaklarınız var. Topuğunuz, baldırınız, diziniz, üst bacağınız, kalçanız, karnınız, göğsünüz. Boynunuz başınız, saçlarınız var. Bunların hepsini kişileştirelim. Her biri birer kişi olsun mesela. Mesela 11 kişi olsun bunlar. Ayak, baldır, diz, üst bacak, kalça, etti mi 5? karın, göğüs, omuzlar, boyun, kafa, ettim 10, saçlar 11. ve her her birisini somutlaştıralım. Birer hayvan yapalım. Ne olur? Başımıza hangi hayvan? Kalbimize hangi hayvan? Belimize, dizimize, baldırımıza, ayağımıza hangi hayvan denk gelir? Hangisiyle özdeşleşir? Ayağa. Tamam böcekleri. Baldıra sırtlanlar, domuzlar, çakallar. Dize katırlar, eşekler, keçiler. Üst bacağı inekler, filler, dinozorlar. kalçaya atlar, aslanlar, kaplanlar, horozlar, koçlar. Yani güçlü ve cesur hayvanlar. Peki ya karna? Tek boynuzlu beyaz atlar kalp bölgesine şahı maranlar, omuzlara kanatlı atlar, pegasuslar, boyna ezdihorlar, yani ejderhalar, kafaya ankalar gelir. başına tarih kuşu kondu, devlet kuşu kondu demek başına anka kondu demek. Ve saça hangi hayvan gelir diye sormayın. Saça hayvan denk gelmez. Nur denk gelir. Ya saçtan öteye nur ötesi denk gelir. Sorun bunları. Nura nasılsın diye sorun. Anka'ya nasılsın diye sorun. Ejderha'ya, Pegasus'a, Şahmaran'a, tek boynuzlu beyaz at yani unicorn'a nasılsın diye sorun. Aslana, file, eşeğe, domuza, hamam böceğine nasıl diye nasılsın diye sorun. Ne derler size? Hamam böceği der ki ölüyorum. İşte ayak. Ayak ölüyorum der. Peki ya sırtlana domuza nasılsın diye sorduğunuzda yani baldırınıza nasılsın diye sorduğunuzda ne der? Sürünüyorum der. At, peki eşeğe, keçiye nasılsın diye sorduğunuzda ne der? Kötüyüm der. Ya file, ineğe, e işte yuvarlanıp gidiyoruz, İyi olmaya çalışıyoruz, İç güveysinden halledeceğiz, ne olsun, ne kendime hayrım var, ne kimseye. Böyle bir de uzun uzun anlatı verir kendini hayırsız. Peki ya yeah, horoza koça kartala aslana kaplana nasılsın diye sorarsanız iyiyim der. Ve bir aslan gider bir ceylan öldürür. İyiyim der. Nasıl iyilik? Bir başkasının hayatını öldürüp kendi yaşamını daha güzele götürmek nasıl bir iyilik? Oh. Tek boynuzlu beyaz ata, sorun çok iyiyim der. Şahım arana, ben der şahım, padişahım, şahen şahı cihanım. Tabii ki şahane yaşıyorum. Pegasus'a sorarsanız harikalar diyarında, masallar içinde yaşıyorum, harikayım der. Ejderha'ya sorarsanız muhteşemim der. Anka'ya sorarsanız mucizeyim der. Nura sorarsanız yani saçlarınıza mucize ötesiyim der. Siz bugüne kadar ey insanlar hangini söylediniz? <laughs> hangini seçtiniz? Ben söyleyeyim mi neyi seçtiğinizi? İyiyim dediniz. Bazılarınız iyi olmaya çalışıyorum dediniz. Bazılarınız kötüyüm dediniz. Belki bazılarınız demedi ama çevrenizden duyduğunuz sürünüyorum dediler. Belki siz demediniz ama başkaları dedi ki ölüyorum. Kim ister ölüm enerjisindeki bir hayatı, sürünme enerjisindeki bir hayatı, kötü bir hayatı? Farkındalığı olmayan insan ister daha doğrusu bilmeden yaşar orada. Çok iyinin, şahanenin, harikanın, muhteşemin, mucizenin, mucize ötesinin adı geçmemiştir. Bir haber yaşamıştır. O yüzden söyleyememiştir bunları. Oysa bunları duymak da vardı kaderde. Ve bugün duydunuz. Duydunuz mucize ötesinin sesini. Yükselme yarışı, mağaradan çıkma yarışı başlasın. Her insan bir mağara. Dedik ya. Mağarada kalmak, ayak, baldır, diz, üst bacak ve kalçada kalmak demek. Mağaranın dışına çıkmak demek. Karna, göğüse, omuzlara, boyna, başa, saça gelmek demek. Siz gördünüz mü bugüne kadar? başa ve saça geleni, yani mucizeyim, mucize ötesiyim diyeni, son dört yıldır duymuş olmalısınız bizim eğitimlerimizle. Valla, Sibirya'daki Sağır Sultan bile duydu. Ta oraya kadar bile götürdük eğitimimizi. Onlar mucize ötesiyim dediler, daha da yükseğine çıktılar. Ve şu dört yıldır bizim eğitimlerimizle beraber sinema, televizyon, sanat dünyası da bunları söylemeye başladı. Mucize doktorlar, zümrdankalar boy gösterdi artık televizyonlarda. Dünya mağarasından çıkıyor dostlar. Sizler mağaradan çıktığınızı nasıl anlarsınız? Eğer sürünüyorum, ölüyorum, kötüyüm, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyor, iyiyim demiyorsanız mağaradan çıktınız. Mağaradan çıkmanın önemi nedir? Mağaradan çıkmanın önemi şudur. başkalarının ölümünü istemek mağarada kalmaktır. Suç işlemek mağarada kalmaktır. Asi, zorba, uyumsuz olmak mağarada kalmaktır. Hayırsız olmak mağarada kalmaktır. Kendi iyiliği için başkalarının hayatını sömüren, öldüren, onları yok eden, Dünyayı talan eden, yalanla dolduran ve buna iyi diyenler, mağarada yaşayanlar. Homeros'un tepe gözünde, daha doğrusu Odysseus yolculuğunun... Kiklops diyarına vardığında Kikloplardan biri olan Polifemos'un mağarasına geldiğinde işte bize bunu anlatır. Ve ben de size Odysseus'un Polifemos'la macerasını anlatayım da mağarada yaşamak, mağaranın dışına çıkmak neymiş? Anlatayım. Polifemos yani tek gözlü dev, koyun sürüleri sayesinde yaşamını sürdürürdü. Çevresindekileri koyunlaştıran zihniyet. Düşünün, Çevrenizde kimleri koyunlaştırmış? Onların etinden, sütünden, yününden, kürkünden, yağından, her şeyinden faydalanıyorsanız, işte polifemostan ne farkınız kalır? Tek gözlü dev koyun sürülerini güderdi. Tek gözlü dev mağarasında yaşardı. Ve tek gözlü dev mağarasının kapısını bir taşla, bir büyük kayayla kendi açar kapatırdı. Düşünün, mağaraya girmeye kendi gönül rızasıyla memnun bir insan bir de içeri girdikten sonra mağarayı koca bir kaya ile kapatıyor. Kendi karanlığında sömürdüğü insanlarla boğulan bir anlayış, ayak, baldır, diz üst bacak ve kalça. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Ölen, sürünen, kötü olan, iyi olmaya çalışan, iyi insanın mağarada yaşadığını. Ve hayatınızı ne değiştirir? Hayatınıza giren bir yabancı size geldiği dünyayı anlatır. Uzak denizlerden gölge veren dağlardan beyaz, gri, bol ve bereketli bulutlardan dünyanın bütün güzelliklerini görüp yaşayan biri gelir. Mağaranızın kapısını açar size. Yaptığınızın yanlış olduğunu, mağaradan dışarı çıkmanızın sizin için değerli olduğunu ve çok iyinin, şahanenin, harikalığın, muhteşemiyetin, mucizenin, mucize ötesinin varlığından haberdar eder sizi. Aslında bu dışarıdan gelen yabancı o kadar da dışarıdan ve o kadar da yabancı değildir. o sizin. Hemen kalçanızda bulunur, kuyruk sokumunuzdur orası. Der ki, ben de varım bak, senin belini, sırtını, boynunu oluşturuyorum, başını taşıyorum. Neden bugüne kadar benim farkıma varmadın? Benim farkına, benim farkıma varsaydın, bel kısmında çok iyilik, kalbe denk gelen sırt kısmında şahanelik. Omza gelen omurlarımda harikalık. Boyun omurlarımda muhteşemlik görürdün Ve tüm bu enerjimle en tepede mucizeyi taşırım. Mucizenin de ötesinde kafatasından Allah'a uzanan mucize ötesini taşırım. Ama benim farkıma varmadın ki diyen yabancı o kadar da yabancı değil. Sizin ta kendinizdir. Ve o durur bir mızrak gibi bedeninizde. Mızrağın sivri ucu, kuyruk sokumunuzun sivriliği, ve mızrağın diğer ucunda kafata, kafatasınızın mucize, mucizeviyeti ve o mızrağınızda ne var? Bir ucunda kafatasınız mucizeviyet, bir ucunda kuyruk sokumunuzun mızrak ucu. O arada da 33 tesbih taşı. eğer biraz daha yakından bakarsanız kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar olan mızrağı kuyruk sokumunun keskin sivri ucu kafatasına batmayı bekler. İki gözün iki kaşı